Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomda yine alışverişten bahsedeceğim. Arkadaşlar şoka gelmiş pilates topu ve ben bugünlerde pilates yapmaya meraklıyım. Dışarıda bayağı bir pahalıydı. Ebru Şallı'nın markası sanırım. 65 santimlik antiburst şişirme pompası da hediyeli. Burada üzerinde arkadaşlar içerisindeki renginden bahsediyor. Pembe ve mor renklerde varmış. Benimki mor renkliymiş. Öncelikle kutuyu açmadan önce sizlere antiburst pilates topundan bahsedeyim. Bel bölgesinin hareketlilik kazanmasına yardımcı olur ve arka kasları güçlendirir. Spor ve denge egzersizleri için idealdir. Bel çevresini rahatlatır ve vücudunuzun doğru pozisyonda durmasını sağlar. Dayanıklı PVC malzemelerden üretilmiştir. Antiburst rezistanse patlamaz özelliğe sahiptir. Yani bu antiburst patlamaz demekmiş. Ben de ilk kez duyuyorum. 65 santim çapında şişirmek için bir adet pompası mevcut. Diğer renkleri bu şekilde göstermiş. Şişirme pompası hediyedir içinde. Şimdi hemen kutu açılımını sizlerle birlikte yapayım. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi bir şişirme bombası içinden çıkıyor arkadaşlar. Açayım. Ben de bu aralar Ebru Şallı'yı takip ediyorum. Gerçekten güzel. Şu şekilde hava sızımı duyabiliyorsunuzdur. Şurada içinde çelik bir kısım var. Buradan da havasını almak için kullanılıyor sanırım. Bu kaybolmaması için şunu içine takıyoruz herhalde. Bir de şu uç kısmını topa denk getirmek için buraya takıyoruz. Şimdi de pilates topumuzu açalım. Bayağı büyük gözüküyor. Ben de kullanmak için sabırsızlanıyorum. Çünkü vücudumda ağrılar var zaten hareketsizlikten. Bir de bu karantina döneminde çok kilo aldım. Hem spor yapmaya hem kilo vermeye ya da çok aslında kilo vermek istemiyorum ama sıkılaşmak istiyorum. Kilomdan memnunum açıkçası şu an. Bayağı büyük. Malzemesi de söylediği gibi patlamaz diyorlar. Üzerinde bu şekilde Ebru Şallı'nın markası olduğunu gösteriyor. Bu şekilde bunu açıyoruz. Daha sonra tekrar kapatıyoruz sanırım. Ben de ilk kez sizinle birlikte bu toplara benzer, hani bu çocukların pilates topuna benzer oyuncakları vardır ya, balonları. Şu şekilde baskılayarak şişireceğim. Şuradan hava almamasına dikkat etmek gerekiyor sanırım. Ama bu pompa gerçekten çok küçük. Şimdi şuradan sıkıştıralım. Şimdi şiştiğini hissedebiliyorum. Ben size şişirdikten sonra tekrar büyüklüğünü göstereceğim şimdi. Şimdi arkadaşlar, böyle bizim havuzun bir pompası vardı. Onu kullanıyoruz. Eğer elinizde böyle bir pompa varsa onu kullanın, daha çabuk şişiyor. Çünkü diğer pompa gerçekten çok küçük. Şimdi şişirmeye başladık. Biraz bu pompaların zaten bir ucu büyük, diğer ucu küçük. Küçük olanı taktığınızda denk geliyor. Şimdi şişirmeyi bıraktığınız anda buradan hava kaçırmaya başlıyor. O yüzden içinden çıkan o beyaz tıpayı hemen takıyorsunuz. Bu şekilde güzel bir pilates topum oldu. Ebru Şallı burada da çok az bir şekilde pilates topu egzersizlerinden bahsetmiş. Mesela şu hareketin, bu harekette ayaklarımızı topun üzerine koyuyoruz. Dirsekler açık şekilde, elimizle başımızı destekliyoruz. Nefes alıyoruz. Dizlerimizi kırarak kalkıyoruz ve başımızın dizlerimize doğru götürüyoruz. Nefes veriyoruz.
Böylece bütün karın kaslarımızı çalıştırıyoruz. Benim asıl yapmak istediğim egzersiz bu. Karnımdaki hafif ayva göbeğinin gitmesini istiyorum ve karın kaslarımı çalıştırmak istiyorum. Burada da alt karın kaslarımız çalıştıracak. Bu harekette topu ayaklarımızın arasına alıyoruz. Nefes alarak başlıyoruz. Topu kalçamız 90 derecelik dik açı yapacak şekilde yukarı kaldırıyoruz ve nefes veriyoruz. Nefes al, nefes ver. Meşhur biliyorsunuz. Evet arkadaşlar, bununla ilgili de bu kadar. Evet, şu an pilates topumdan çok memnunum arkadaşlar. Bakalım yarından itibaren, hatta bugünden itibaren ben sporuma başlayacağım. Daha önce de minder ve lastik almıştım. Benim amacım bölgesel olarak sıkılaşmak. Dediğim gibi kilomdan memnunum. Evet arkadaşlar, bu tarz ve farklı içeriklerde videolarım için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıklı, mutlu yaşam günlükleriniz olsun. Hoşça kalın.